Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iş yükü nedeniyle bir pilot karar uygulama pratiği geliştirdi. Sonra bunu da iş tüzüğüne yazdı. Bir pilot karar veriyor. Ne zaman veriyor? Başvuru yapıldıktan ancak kabul edilebilirlik kararı o başvurular açısından daha henüz geçilmemişken diyor ki bu başvuruları iç hukuka yolluyorum. Ağırlıklı olarak nerede, ne tür vakalarda verdi bunu? Makul sürede sonuçlanmayan yargılamalarda. Mülkiyet hakkı, geçmişte gerçekleşmiş mülkiyet hakkı ihlallerinin tazminat yoluyla çözümünde. Yani 1960 yılında haksız el koymuş devlet, sonra bir yasa çıkarmış. Ben tamam onları geri vereceğim demiş. Bunlar da. Türkiye açısından ya da mesela hapishane koşullarının kötülüğü nedeniyle açılan tazminat yollarında. Türkiye ile ilgili örnekler de biraz önce söylediğim 5233 sayılı terör ve terörle mücadeleden doğan zararların karşılanması hakkında kanun. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılmış bazı başvuruların tazminat ödenmek suretiyle çözümüne dair 6384 sayılı tazminat komisyonları, ki bu da ağırlıklı olarak uzayan davalar meselesi. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 67-2005 sayılı yasayla kurulan taşınmaz mal komisyonları. Şimdi dikkat ederseniz bu davalar her ne kadar sayıca çok olsalar da hepsi kopyala davalar. Yani aslında hani pilot karar kopya karar. Nedir bu? Hani tazminat komisyonunda evim 10 senedir Kuzey Kıbrıs'ta kaldı, ben oraya ulaşamadım. Yeri de şu diyorsunuz. O da diyor ki evet, orada evin değeri bu kadardır. Yıllık şu kadar hesaplanır. O tazminatı ödüyorum. Ya da diyorsunuz ki benim davam 3 sene uzadı. Ha, yıllık uzama başı şu kadar para. Matematiksel bir hesabın yapıldı. Yani kişiselleştirme Venedik Komisyonu'nun söylediği bir durumun olmadığı şey. Halbuki 685 sayılı KK ile çıkarılan komisyona bakıyoruz. Böyle mekanik bir inceleme yapması mümkün değil. Çünkü söylediğimiz gibi orada bir cezai isnat var. Yani diğerinde aslında hukuka aykırılık zaten tespit edilmiş. Dava uzun sürmüş. Veya kişinin mülkiyet hakkı zaten ihlal edilmiş. Onun hesap kitap işini yapmak için bir komisyon kurmuşsunuz. Ahim de demiş ki evet, bu sonradan kurulmuş ama buna gitmen lazım çünkü hani amaç hasıl olacak. Buradaki komisyonun yapacağı iş böyle bir iş değil. Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti komisyonuna benziyor, ne terör ve terörden doğan zararların tazminine ilişkin komisyona benziyor, ne de makul süre komisyonlarına benziyor. Burada bireyselleştirilmiş olan işlemlerin yapılacağı bir komisyonla karşı karşıyayız. O zaman bu komisyon, örneğini verdiğim diğer komisyonlar gibi teknik işlem yapmayacağı için yine özerk bir kavram olmak koşuluyla bir mahkemenin çalışma düzenine benzer bir çalışmayla çalışmak durumundadır. Bu yapıda, mevcut bu yapıda bunu sağlamaktan uzaktır. Bu nedenle biz hukukçuların yapması gereken, bence barolara da büyük bir rol düşüyor. Bu oynanan büyük oyuna ben de katılıyorum hocama ve ne yazık ki AİHM'in de ortağı, ama AİHM'in şeyden farkı, hani bunu utandırmayı yaparsak, name and shame diyorlar buna, bu utandırmayı yaparsak orada bir şansımız var. Yani göz göre göre biz bunu bas bas bağırdıktan sonra yaparlarsa 5 sene sonra bunun utancını onlar da taşıyacak. O nedenle biz bunu söylemeliyiz. Son olarak, çok uzattım biliyorum ama bunun çözümü nedir? Evet, Türkiye'deki ne yargı ne de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tek başına bunun altından kalkamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ama hem esasa ilişkin, barışçı imzacılar örneğinde olduğu gibi bazı sorunlar öylece direkt çözülebilir, hem de usule ilişkin bir pilot karar vermek zorundadır. Zenedis Arestis kararında Kıbrıs'a ilişkin olarak vermişti. O komisyon şöyle 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 olmalı diye. Şimdi çok daha somut bir şekilde Venedik Komisyonu'nun gösterdiği usullere uygun olarak bu komisyonun yapısı ve çalışma usulleri hakkında karar vermeli. Diğer başvuruları bu karara uygun komisyon oluşturuluncaya kadar bekletme yolunu seçmeli. Eğer hükümet doğru adım atmıyorsa da hepsine otomatikman ihlal kararı vermelidir. Kes yapıştır. Ne anlamda? Bu ihraçları usulüne uygun bir şekilde yapmadın, hepsinde ihlal vardır. Uygulamasını Bakanlar Komitesi takip etsin, şu kadar da tazminat veriyorum diye. Bu pilot kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdi almazsa bu mağduriyetler mahkemenin sadece
hani Türkiye'deki hukuk sistemi değil, mahkemenin alnında da ciddi anlamda kara bir leke olarak kalacak. Çünkü biz bunun başından beri uyarıyoruz, başından beri söylüyoruz, gün gibi de görüyoruz böyle olacağını. Teşekkürler. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz. Ben burada iki değerlendirme yapmak istiyorum müsaadenizle. Bence Avrupa Birliği kendi mahkemesini koruma refleksi içerisinde. Bunu açıkça söyleyeyim çünkü davaların hepsi birden Türkiye'de Avrupa Birliği'ne gider. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderse mahkemenin çökeceği malum. Yani bunu açıkça biliyoruz. OHAL komisyonu bence beyan ettiğiniz doğru. Türkiye'nin icat ettiği bir şey değil. Venedik komisyonu raporu ve Avrupa Parlamenter Meclisi'nin önerileriyle bizim ülkemiz tarafından getirilen bir komisyon. Ben size 3 soru sormak istiyorum çok kısa. Bir tanesi bu OHAL komisyonları genişletilebilir mi? Yani birden fazla komisyon uygulamaya sokulabilir mi? Bu önemli bir şey görünüyor. İkincisi, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz, binlerce insan valiliklere başvurdu. Yani hükümet dedi ki başbakanlığa ya da valiliklere başvurun dedi. Yüz binler yakın orada başvuru var. Bunların akıbeti hakkında ne diyeceksiniz? Bir de bu komisyonun bağımsızlığı ve tarafsızlığı ile ilgili olarak Barolar Birliği'mizden bir avukat görevlendirilebilir miydi? Hükümet böyle bir tercih kullanabilir miydi? Yine komisyonun başka bir üyesi üniversitelerden bir hocamız da bu komisyonda olabilir miydi? En azından bağımsızlığı ve tarafsızlığı dengeleme açısından. Bunları da bir kısa cevap alırsak sevinirim hocam. Teşekkürler. Şimdi birincisi, tabii birinci engel yok ama muhtemelen vakit kazanmak istendiği için bu komisyonla başlar, bu komisyon çalışır. İşte bir yıl öyle geçer. İşte 3 karar, 5 karar. Zaten şöyle bir şey yapılacağını da tahmin edebiliyorum. Muhtemelen komisyon çalışmaya başlayınca çok mükemmel bir 20-30 karar verir. Neden? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yollansın, kabul edilemezlik kararı verilsin diye. 5233'te bu son derece başarılı bir şekilde yapıldı. İlk kurulan komisyonlardaki tazminat şeyleri böyle levi derya tazminatlar verildi. Ondan sonra efendim o vanayı bir sıktılar, artık alın alabilirsiniz. Ayım'dan iç yer kararı nasılsa çıktı. Şimdi burada da onu yapacaklar. Ama benim tahminim ya bu konularda falcılık yapmak kötü ama ne yazık ki çıkıyor fallarım işte. İyi kötü de bu devleti tanıyoruz yani bunun sonucu olarak. Efendim şey yapacaklar bir süre sonra, ya galiba bu yürümüyor bu işte şey falan, buna bir şey mi yapsak, şube mi açsak, o zaman OHAL devam ediyor olursa bir OHAL kararnamesi, etmiyor olursa bir yasa değişikliğiyle işte her ilde bilmem ne kurulması derler. Birinci tahminim bu. İkinci mesele bu idari başvurular. Şimdi onlar zaten hiçbir düzenlemeye dayanmayan genel hükümlere tabi başvurulardı. Onun için etkili bir hukuk yolu ama sonunda bir idari işlemli bir karar vereceklerdi. Evet, verecekler. Ve mahkeme evet. Yolu açılacaktı. Evet. Şimdi ama ona şunu diyeceklerdi muhtemelen. Aslında o yeni bir işlem değil. Daha önceki işlemin onanması anlamına geliyor. Onun için bu bir dava hakkı yaratmaz diyeceklerdi. Şimdi ama açıkça gösterilmiş bir şey komisyonu olduğu için muhtemelen oraya giden ve incelenmeyen başvuruların da buraya yönlendirilmesi yolunu izleyeceklerdir. Üçüncü hususa gelince tabii harika olurdu dediğiniz olsa. Bunun aslında çok net bir dayanağı da var. Söyledim, Paris ilkeleri bu tür idari kurumların tarafsız ve bağımsızlığının sağlanması için hangi unsurlara dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Tabii bu tipik bir insan hakları ulusal kurumu değil. Onun için oradaki ilkelerin tamamının uygulanmasını beklemeyebilirsiniz ama hem baroların hem de diğer meslek örgütlerinin, artık üniversiteleri buna dahil etmek bana gerçekçi gelmiyor ama bu yöndeki bir talebi, yani Paris ilkelerine uygun komisyonlar oluşturulması ve çünkü o Paris ilkeleri aynı zamanda okuduğum hüküm gibi böyle soruşturma açtım seni atıyorum şeylerine de imkan vermiyor. Yani bayağı ciddi bir güvence sağlamanız lazım. Yani bunun olması talep edilebilir. Ama hani benim bildiğim kadarıyla bu zaten Beştepe'den oluşturulmuş bir şey. Onun için öyle müzakere efendim bunu da koyalım mı, barolar ne der falan diye konuşulmuş da değil.
Ben gideceğim için soru varsa eğer isterseniz alayım öyle gideyim sorusu olan varsa. Sevgili hocam şimdi müsaadenizle sözü çok beklettik çünkü kendisini. Sayın Profesör Doktor Devrim Hocam'a vermek istiyorum. Buyurun hocam. Evet çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Şimdi aslında böyle bir toplantıda son konuşmacı olmak bir şanssızlık. Benden önce söz alan başta Metin Hocam olmak üzere çok yetkin iki hukukçu konuyu ele aldılar. Ben araları biraz doldurmaya çalışacağım. Çünkü bugünkü toplantının başlığı OHAL işlemlerini inceleme komisyonunu düzenleyen kanun hükmündeki kararnamemiz. Şimdi tabii kelebeğin ömrü ne kadar, bir hafta mıdır, bir ay mıdır bir muamma ama Türkiye'deki yasaların ve yasa gücündeki düzenlemelerin ömrü bir haftadan belki bir aydan daha kısa olabiliyor. Şimdi tamamlayın isterseniz de. Evet. Hayır lütfen size şey yapın. Tamamlayın. Şimdi Metin Hocam'ın da başta söylediği gibi bir külliyata doğru koşuyor kanunda kararnameler ve aslında mevzuat açısından baktığınızda çok ciddi bir karmaşa söz konusu. Çünkü bu sayısı 20'nin üzerinde olan kanun hükmünde kararnamelerin bir kısmının yasalaştığını biliyoruz ama yasalaşanların hangileri olduğuna ilişkin bir açıklık yok. Ve bu kabul kanunları hep değiştirilerek kabul edilmesine dair bir kanun. Halbuki kanun hükmünde kararnamelerde kanunları değiştiren hükümler var. Onay kanununda olmayan. Dolayısıyla bu hükümlerin geçerli olup olmadığı konusunda da hukuk düzeni açısından bir ciddi soru işareti var. Şimdi tabii bir hukuk devletinde en önemli hak yürürlükte olan yasaları herhalde bilme hakkıdır. Yani yaşamınızı düzenleyen, yaşamınıza yön veren yasaların bilinebilir olmasıdır. İkincisi yasaların yasalaşma sürecinin şeffaf olmasıdır. Çünkü bir kanunun yol açacağı sorunlar, bir tasarının, bir düzenlemenin yol açacağı sorunlar önceden bilinir. Tasarı olarak meclise gelmesi, komisyonlarda görüşülmesi, kamuoyuyla paylaşılması, görüş alınabilmesi içindir ki mümkün olduğunca hatadan arınmış, tekrar tekrar değiştirilmesi gerekmeyen bir metin haline gelebilsin. Şimdi bizde tabii bu OHAL öncesi başlayan uygulama OHAL'le birlikte hızla devam ediyor. Dolayısıyla aynı konuda benzer birer arayla birbiriyle çelişen çok sayıda kanuni düzenleme söz konusu. Aynı alışkanlık şu anda kanunda kararnamelere yansımış durumda. Şimdi burada ben biraz daha konuya geniş bir açıdan ve teknik hukuk açısından bakmak istiyorum. Şimdi mesele OHAL işlemlerini ki en önemli işlemlerdir bunlar. Kanunda kararnamelerle ihraçlar var, dernek, vakıf ve bir takım yapıların tüzel kişiliklerine son verilmesi var. Bu işlemlerin iptalini sağlayacak bir yol açıldı. 23 Ocak tarihinde yayınlanan resmi gazetede yer alan inceleme komisyonunda. Şimdi mesele hukuksuzluğu üretmemektir. Çünkü bir hukuk devletinde hukuk devleti mağduriyet üretmez. Sistematik olarak mağduriyete yol açmaz. Arizi olarak oluşan mağduriyetleri önler. Şimdi sistem düzenli sürekli olarak bir hukuksuzluk yaratıyorsa idari mercilerin verdiği kararla veya yargısal kararlarla bunları ne yapamazsınız? Telafi edemezsiniz. İçinden geçmekte olduğumuz dönemde karşı karşıya olduğumuz temel problem bu. Şimdi bunun da izleri bütün kanunda kararnamelerde var. Kerem Hoca bahsetti. Konuşmasında kısmen bahsetti. Ona bir teknik açıdan bir çerçeveye oturtmak lazım. Şimdi en önemli mesele nedir? İhraç ve kapatmalarla ilgili olarak deniyor ki terör örgütlerine veya milli güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler deniyor. Şimdi bu saydığım kavramların içinde üyelik dışındaki hiçbir kavram bir hukuki anlam ifade etmiyor. Yani hukuken ne anlama geldiği belli olan kavramlar değil. Dolayısıyla birer hukuk terimi değil. Dolayısıyla bunlara dayanarak, bu kavramları kullanarak temel hak ve özgürlüklere ilişkin kalıcı etki doğuran bir takım kararların alınması hukuka aykırı. Neden hukuka aykırı? Bakın, şimdi irtibat deniyor değil mi? İltisak, mensubiyet, aidiyet. Bunlar hep muğlak kavramlar. Şimdi bu kavramlara dayalı olarak verilen kararlar nedir? Kamu görevinden çıkarmak. Şimdi kamu görevinden çıkarmak dediğiniz şey, cezai sonuç doğuran bir fiilin işlenmesini zorunlu kılar. Bu çünkü tipik bir feri cezadır, kamu görevinden çıkarmak. Yürürlükteki Türk Ceza Kanunu'nda bu güvenlik tedbirleri başlığı altında düzenlenmiştir. Ama bu doğru bir ifade değildir. Çünkü güvenlik tedbirlerinin amacı aynı suçu yeniden işlemesini önleyecek bir takım tedbirleri almaktır. Yani uyuşturucu madde bağımlısı olmasıysa o suçu işlemesine neden olan durum, bu bağımlılıktan kurtulmasını sağlamak gibi. Halbuki bu kamu görevinden sürekli veya süreli olarak çıkartılmak bir feri cezadır. Şimdi böyle bir ceza, çünkü yani bu kişiler çalıştıkları kurumun iç düzenini, çalışma huzurunu bozdukları için çıkartılmıyorlar. Kaldı ki böyle bir iddia söz konusu olsa, ilgili disiplin hükümlerine göre bir soruşturma yaparsınız, hak ettiği cezayı verirsiniz. Şimdi verilebilecek en ağır cezayı gerektiren fiil için bir suçun işlenmiş olması gerekir. Şimdi nedir bu suç? Bu KHK'lar kapsamında baktığımız zaman terör örgütünün üyesi veya yöneticisi olmaktır. Veya kamu görevine kaybetmeye yol açacak bir başka suçtan mahkum olmaktır. Ki bu Devlet Memurları Kanunu'nda var, Yükseköğretim Personel Kanunu'nda var, YÖK Kanunu'nda var. İşte 6 aydan fazla kasıtlı bir suçtan mahkum olmuş olmak memuriyete alınmaya da engel, memuriyete devam etmeye de engel. Şimdi siz kişileri bir yandan kamu görevinden çıkarırken bir yandan bunlarla ilgili herhangi bir ceza soruşturmasına başlanmamış olması, herhangi bir kovuşturma yapılmasına gerek duyulmadığını söylemek taban taban azıttır. Şimdi bir başka husus da tabii şu, yani aydınlanmanın bir hediyesidir bize kanun ilkesi. Suç teşkil eden fiillerin kanunda açık olarak düzenlenmiş olması gerekir. Şimdi bu kadar ağır sonuç doğurduğunuz, yani cezalandırdığınız bir fiilin hangi somut fiillerle işlendiğini açıkça düzenlemeniz lazım. Şimdi irtibat, iltisak, mensubiyet, aidiyetin ne anlama geldiği belli değil. Ki üyelik bile, yani bir örgüte, bir yasa dışı bir örgüte üyeliğin bile koşullarını yargı kararlarıyla zar zor şekilleniyor. Onu bile tespit etmek çok zor. Yöneticileri tespit etmek, yönetici olduğunu belirlemek kolay ama üyelik konusunda karar vermek o kadar kolay değil. Şimdi bu yapı, bu anlayış değişmediği sürece ortaya çıkan, yani verilen kararların tamamı yanlış olacaktır. Çünkü yöntem yanlışsa sonuç, doğru bir sonuç ortaya çıkması mümkün değil. Bir kere bunun hepimiz farkına varması lazım. Ve şunu da tabii hemen belirtmek lazım. Bir mağduriyetin oluştuğu algısı bile cezadan beklenen bütün yararı ortadan kaldırır. Çünkü herhangi bir suçu işleyip işlediği, işlemediği belli olmayan kişinin ne için cezalandırıldığı belli olmayan kişiye bakarak toplumda bir acıma duygusu ortaya çıkar. Suçluya acınması da, yani gerçekten suç işlemiş olana da acınması da cezadan beklenen bütün faydayı ortadan kaldırır. Yani dünya aydınlanmayı bunun için yaşadı. Şimdi bu komisyonla ilgili olarak da bir iki hususu belirtmek istiyorum. Aslında Metin Hocam da çok ayrıntı olarak üzerinde durdu. Bir kere bireysel başvuru yoluyla giderilebilecek bir
sorun söz konusuydu. Yani bunun bir ihlale yol açtığını tespit edilebilirdi. Fakat o kadar çok sayıda dosyanın altından Anayasa Mahkemesi'nin kalkamayacağı söylendi. Şimdi sayısı 100 bin aşacak başvuruyu 7 kişilik bir komisyonun 2 yıl içinde veya birer yıl süreyle görevine devam etmesi halinde bile uzun yıllar sürüncemede kalacak demektir. Şimdi bir kere bir idari işlemin tesis edilmesi bu kadar zaman almamalı. Sonuçta çünkü bu komisyonun verdiği karar da bir idari işlem. KHK'dan farklı